ligde bulunan 4 takım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor. Bu 4 takımla ilgili gidişatı nasıl görürsünüz? Bir yorum yapsanız ne dersiniz? Valla çıktığım her platformda diğer kulüplerin de açmasını sürekli rica ediyordum. Şükürler olsun bir şekilde hepimizden, birilerimizden duydular ve buna yanıt verdiler. O yüzden çok mutluyum. Kadın futbolu için önemli bir atak bu. İnşallah çıkış ani bir inişe neden olmaz. Aynı bu şekilde devam eder. Diğer kulüplerimiz de bundan ilham alır ve bir an önce Süper Lig'deki kulüplerimiz, Anadolu kulüplerimiz özellikle daha fazla el atarlar bu işe. Katkı sağlarlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un girmesi çok büyük mutluluk verdi bana. Çünkü ben 95 yılından beri kadın futbolunun içerisindeyim ve yıllardır bu çağrıda bulunuyorduk. Bizim de şampiyon olduktan sonra özellikle siyasilerimizin attığı tweetlerin de çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden de belki kadın futbolunu 85 milyon içerisinde 5 milyon biliyorsa o gece 40 milyona yakın insan tanıdı bizleri. Çeşitli sosyal medya hesaplarından birilerine uzanabildik. Çok mutluyum bu anlamda. Şampiyonluk gecesinde de şampiyonluk yaşandıktan sonra benimle röportaj yaptıklarında ilk söylediğim cümleler buydu. Diğer kulüplerimizi de bekliyoruz demiştim. Beraber oynadığım takım arkadaşlarım var. Teknik direktörleri şu anda Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın. O yüzden de çok mutluyum. Yani bizim futbolun içerisinden gelmiş insanları buralarda görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah onlar da çok başarılı olur. Çok da mutlu oldum. Özellikle Galatasaray'da Nurcan hocamın başlaması benim için ayrı bir mutluluk. Çok birlikte takımlarda oynadık ve çok emeği olan bir hocamızdır. İnşallah hepsi çok güzel sezonlar geçirir bu yıl. Kadın futbolu konusunda Türkiye geç mi kaldı hocam? Dünyada bunun daha önce kurulmuş örnekleri var. Sizce biz bu konuda başarı yakalayabilir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim, ben 2000 yılında Almanya Wolfsburg takımına transfer oldum ve 2000 yılında Bundesliga'da şöyle bir şart vardı. Bundesliga'da takımınız varsa bir kadın takımınız bulunmak zorunluluğu ta o zaman gelmişti. Bundan 21 yıl önceden bahsediyorum. Şimdi bizim Türkiye'miz 2021 yılında yavaş yavaş kadın futboluna el atmaya başladı Süper Lig'deki takımlarımız. Hı hı. Tabii diyeceksiniz ki 20 yıl geriden mi geliyoruz? Şimdi milli takım başarılarımıza baktığımızda hiçbir başarı göremiyoruz diye eleştiriler geliyor. Ama işin altına bakmak gerekiyor. Bizler 5-10 günlük kamplar yapılarak maçlara gidiyoruz ama bir Amerika dünya şampiyonu olduğunda 1,5 ay kamp süreci geçirdiler. Yanında hangi çatalla yediğine kadar bilen takım arkadaşları sahada neler yapacağını tabii ki ezberliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Birbirini sahada tanımak ve ona göre futbolu oynamak. Bizler 5-10 günlük kamplarla sahada mücadele ediyorduk. Şimdi bu süreç farklı hal aldı. Son 1,5-2 yıldır özellikle. İnşallah milli takımlar statüsünde de iyi başarılar elde edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Portekiz'le berabere kaldık. Bu bizim için büyük bir adımdı. Dediğim gibi Türkiye'de kadın futbolu evet şu anda emekliyor. Ama en kısa sürede hem medyanın hem de diğer kulüplerimizin katkılarıyla bir an önce ayağa kalkıp koşmaya başlayacak diye düşünüyorum. Çok büyük potansiyel var Türkiye'de. Kadınlarımızın futbol yetisi çok yüksek. Herkesin bir yetiyle dünyaya geldiğine inanıyorum. Ve kadın futbolunda bulunmak isteyen arkadaşlarımın da futbol yetisi çok yüksek. Sadece biraz daha altyapıya önem verilmeli ve eğitimlerin daha küçük yaşlardan başlanması gerektiğini düşünüyorum. Tek eksikliğimiz bu. Geri kalan hiçbir eksikliğimiz yok diğer ülkelere baktığımız zaman.